Değerli dostlar, değerli borsa yatırımcıları, değerli arkadaşlar, herkese tekrardan merhabalar. Arkadaşlar bu videoda teknik anlamda uygun yere geldiğini düşündüm. 3 tane hisseyi sizinle paylaşacağım. Bu hisseleri çok yakından tanıyorum. Yalnız arkadaşlar ben burada hisseleri paylaşırken tamamen kendi bilgilerime, kendi öngörülerime dayanarak ve iyi niyetimle paylaşıyorum. Hisselerin burada teknik olarak benim beğenmem veya temel olarak bu şirketleri beğenmem, hikayelerini beğenmem bu hisselerin çıkacağı anlamına gelmiyor veya burada paylaşacağım hisselerle ilgili arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle e, yanlış öngörülerim de olabilir olay. Bu şekilde bakın dediğim gibi arkadaşlar bu şirketlere ilgili kendi fikirlerimi beli, e, belirtiyorum. Beğendim şirketleri ara sıra kanalımda paylaşıyoruz. İyi niyetimizle paylaşıyoruz. Bunları dedikten sonra arkadaşlar video uzamasın diye ilk baştaki hissemiz tüçeliktir. Arkadaşlar Tücel'in teknik grafiğine bakacağım. Şirketle ilgili zaten daha önce Birkaç tane video çektim. Şirketi ayrıntılı bir şekilde e, tanıttım. Video var burada. Kanalımdaki videolar kısmında örneğin TÜÇEL'i girerseniz e, gelir ekrana ve orada şirketi arkadaşlar tanımak isteyenler ayrıntılı bir şekilde orada bakacak. Ve o şekilde şirketi eğer beğeniyorsa arkadaşlar isterse uygun yerlerde portföyüne alır. Burada gel, e, dediğim gibi TÜÇEL'i girdiğinizde Ekrana gelir. Şu an gelmedi ancak kanalımda var. Böyle aşağı doğru akışta da aşağı doğru giderseniz video karşınıza gelecek. Şimdi teknik olarak baktığımızda arkadaşlar ben genelde haftalık grafiğe bakarım. Ortalamaları kullanırım. Bir de indikatör olarak da sadece era sayı indikatörünü kullanırım. Era sayı indikatörüne baktığımızda genel olarak daha önceki yerlere yaklaştığını yani dip seviyelerine geldiğini görüyoruz. 46'lardadır. Dolayısıyla kadın erasay anlamda bana göre diplere yakın olduğunu ben düşünüyorum. Yine haftalıkta baktığımızda 50 günlük ortalamaya gelmiş. Daha önceki süreçlerde uzun bir süredir arkadaşlar yıllardır kad bu 50 günlük ortalamanın altına düşmemiş. Yine 50 günlük ortalama gelmiş. Yine arkadaşlar kadımızı şu anda çarpanları ise göstereyim. Dikkat edin arkadaşlar. FK6 firma deri bölü Favok 24 bu gayet yüksek. Ancak piyasa deri bölü defterde defterde 1.18'dir. Net borç bölü Favok ise 9.38'dir. Şirket borçlu bir şirkettir. Ancak bu şirket arkadaşlar uzun süredir takibimde olduğu için şirketin kaldıraç oranı gittikçe düşüyor. Daha önce örneğin 68 iken şu an %50'ye düşmüştü. Olasıyla şirketin varlıkları içerisindeki yabancı kaynak oranları gittikçe düşüyor. Daha önce 80'lardaydı. Cari oran anlamda da baktığımızda hiçbir sıkıntı yok. Ancak bu şirket ben rahatlıkla orta uzun vade taşıyabileceğim, bebek diyebileceğim şirketlerden bir tanesidir. Tabii ki bu benim kendi öngörümdür. Ancak teknik anlamda da dediğim gibi arkadaşlar bana göre alım yerlerine yaklaşmış. Buralarda alan bir yatırımcı ve uzun e, orta uzun vade beklerse bu şirketten mağdur olmayabileceğini ben düşünüyorum. Bir sonraki kağıdımız arkadaşlar Desaderidir. Yine Desaderi en beğendiğim şirketlerden bir tanesidir. Desaderi bu son dönemde ciddi anlamda düştü. Ancak bu şirketin de haftalık grafiğine baktığımızda yine 50 günlük ortalamaya geldiğini görüyoruz. Yine daha önce arkadaşlar yükseliş trendi boyunca Burada yine burada 50 günlük ortalamalardan tepki aldığını görüyoruz. Şirketin niye bu kadar düştüğünü açıkçası ben anlam vermiyorum. Değerli bir şirket olduğunu düşünüyorum. Temel anlamda da çok artık pahalı olmadığını ben düşünüyorum. Erasay olarak da baktığımızda arkadaşlar 44 lere gelmiş yine daha önce buralarda tepki aldığını e, görüyoruz bu şirket arkadaşlar orta uzun vade rahatlıkla taşıyabileceğim kağıtlardan biridir. Dediğim gibi arkadaşlar ben yanılabilirim. Ancak TÜÇELİK'te DESADER'i de e, beğendim. Küçük şirketlerdir. Bunların bana göre büyüme potansiyeli var. Yıllarca rahatlıkla portföyümde taşıyabileceğim kağıtlardır. Ancak biz fırsat kolluyoruz e, Bazen sektöre göre bazen konjektüre göre bazen de şirketin verdiği fırsatlara göre tabii ki portföylerimizi güncelliyoruz. Ancak dediğim gibi teknik anlamda özellikle alım yerlerine yaklaştığını ben düşünüyorum. Bir sonraki kağıdımız ise arkadaşlar sektörü şu an piyasa tarafından zonlanan biraz e, ilgi gösterilen bu cimdir. Bu cümle ilgili arkadaşlar kanalımda paylaştığım ucuz hisseler serisinde de kağıdı paylaşmıştım. Kağıdın grafiğine de bir bakalım arkadaşlar. Bu kağıt e, temel anlamda gerçekten ucuzdur en azından ben öyle görüyorum. Yine haftalık grafikte baktığımızda kadın yükselen trendinin üzerinde 50 günlük ortalamalardan sürekli tepki aldığını daha doğrusu altına sarkmadı. Uzun bir süredir yatay bir banta olduğunu görüyoruz. Yine kadın haftalıktaki 20 günlük ortalamasının 8.37 TL'ler olduğunu görüyorum. Bu şirkette de arkadaşlar açacağız. eğer ben pozisyon açacaksam bunlarda stop olmam düştükçe eklerim. Çünkü bu şirketlerin pahalı olmadığını hatta ucuz olduklarını düşündüğüm için ve gelecek beklentilerine de inandığım için bu kağıtları ben stop olmam düşerse eklerim kademeli alırım bakış açım böyle tabii ki yanıla bilirim Bursa çimento uzun bir süredir arkadaşlar ya tabi bantta hareket ediyor geçenlerde Afyon çimentoya bir tepki geldi güzel bir yükseliş yaptı yine arkadaşlar GEO'lara bir ilgi var GEO'lara ilgi olmasının temel sebebi faiz beklentileriyle ilgilidir. Faizler düştüğünde işte GEO'lar canlanacak. GEO canlanacaksa tabii ki çimentoların da canlanması lazım. Olay bir şekilde düz mantıkla bazen bakmak lazım. Basit düşünmek lazım bazen. Yine baktığımızda arkadaşlar erasay olarak da yine gayet makul yerlerde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu 3 kağıt rahatlıkla uzun süre orta vada sabırla taşıyabileceğim kağıtlardır. Bu fiyatlarda Tabii ki daha iyi fiyatlar olursa e, bu kağıtlar arkadaşlar e, alınmayabilir. Sadece bunlar benim e, dediğim gibi kendi fikirlerimdir. Bu kağıdın da temel analizi dediğim gibi arkadaşlar e, geçen günlerde ucuz hisseler serisinde ben e, paylaşmıştım. Bana göre çok çok ucuz kalan kağıtlarımızdan bir tanesidir. Bu kağıdın arkadaşlar yani e, bu cim bursa çimento'nun patronun da 8'lerde aldığını görüyoruz. Şimdi burada bu cim bir girelim temel analiz açısında çarpanlarını size bir göstereyim. Kanalımda var isteyen arkadaşlar bakabilir. Arkadaşlar baktığımızda şirketin çarpanları şurada size göstereyim. FK 4.8 firma deri bülü favuk 4.6 piyasa deri bülü defterde 1.28 Net borç bölü favuk ise 0.24 eksi 0.24 yani nette borsuzdur borçsuzdur. Piyasa deri 12.7 milyardır ancak şirketin öz kaynaklarına baktığımızda kabaca 10 milyon toplam varlıkların 15.7 milyar olduğunu görüyoruz. Yine nette borçsuzdur şirketin finansal borçları 2 milyar var ancak net borç bile Favuk'ta da eksi olduğunu görüyoruz. Çimento sektöründe bana göre ucuz kalan şirketlerden bir tanesi. Video çok uzamasın diye hemen burada videoyu bitiriyorum. Herkese bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Videolarımı beğeniyorsanız arkadaşlarınızla paylaşırsanız kanalıma abone olursanız da sevinirim. Olmasanız da canınız sağ olsun. Herkese tekrardan bol kazançlar diliyorum. Şuradan kapatmamız lazım. Evet.